sözün zeyli sahabeler hakkındadır. Mevlana Camii'nin dediği gibi derim. Ya Resulallah, çibaşet çün seki ashab-ı kef, dahil-i cennet şovan der zümre-i ashab-ı tu, evravat der cennet ve men der cehennem ki revaset, ev seki ashab-ı kef ve men seki ashab-ı tu. Neymiş abi bunun tam meali? Ya Resulallah, nasıl olur ki ashab-ı kefin köpeği senin ashabınla beraber cennete girsin? Cennette, ben cehennemde. O cennette, ben cehennemde. Reva mıdır bu? O kef ashabının köpeği, ben senin ashabının. Nokta nokta. Ya Allah Allah. Evet. Mevlana Camii böyle demiş. Bismi Subhanahu ve Mişin La Yusabbihu Bihamdihi Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedun Resulullah vellezine ma'hu eşidda velel kuffar ruhama'u beynahum. İlâ ahir. İstersen onu da okuyun. Yani. Okuyayım. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Evet, bu Uhud Harbi'nden sonra nazil olan bir ayet. Sual ediyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki, bid'aların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım sülaha sahabe derecesinde veya daha ziyade efsal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? Yani ahir zamanda, peygamberlerimizden sonraki zamanlarda, şimdiki zamanlarda daha böyle iman ve takva cihetiyle çok büyük alimler, salihler gelir, gelmiştir veya gelebilir. Bunlar acaba daha ziyade faziletli olabilir mi sahabelerden? Böyle bir sual. Maalesef böyle şeyleri bir takım böyle dini okullar var ilahiyatlarda, bazı hocalarda. Ne yazık ki maalesef dile getiriyorlar. Biz işte bu kadar ilim tahsil ettik. Onlar sahabelerin içinde çoban vardı, işte bedevi vardı. Değil mi? Şimdi kendileriyle haşa onları kıyaslıyorlar. Maalesef öyle akıl fukaraları var yani. Duyuyoruz, duyuyorsunuzdur. Bu Risale 27. söz üzerinde çok muazzam cevaplar var. Yani sahabelere derecesine nasıl yetişilemediğiyle alakalı. En cevap, Enbiya'dan sonra Nevi Beşer'in en eftali sahabe olduğu, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in icmağı bir hüccet-i katıadır ki, o rivayetlerin sahih kısmı fazilet-i cüz'i hakkındadır. Çünkü cüz'i fazilette ve hususi bir kemalde mercuh, racihe tereccüh edebilir. Yoksa Sure-i Fetih'in ahirinde sitay-i şikarene tavsifat-ı Rabbaniye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medih ve senasına mazhar olan sahabelere fazilet-i külliye noktayı nazarından yetişilemez. Şu hakikatin pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdi üç sebebi tazamür eden üç hikmeti beyan edeceğiz. Yani hususi bir fazilette olabilir. Yani mesela hukuki bir şeyi sonraki asırlarda gelen çok alim, evliya, bizzat çok iyi bilebilir. Sahabe kiram o şeyi bilmeyebilir. Ama külli fazilet bambaşka. Şimdi o külli fazileti anlatacak. Birinci hikmet, sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki bir dakikada ona mazhar bir zat senelerle seyli süluka mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insiba ve inikas vardır. Yani o Efendimizin meclisinde, Mescid-i Nebevi'de, onun sohbetinde karşısında olan sahabeler, bir de zaman öyle bir zaman ki vahiy nazil olmaya devam ediyor. Vahiyler geliyor yani. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam arz yüzeyine geliyor. Efendimizin aleyhisselatü vesselam karşısına
Bazen insan suretinde geliyor, bazen melek suretinde geliyor. Vahiy iniyor o anda yani. O atmosferin, bizim böyle gördüğümüz binalar, ağaçların dışında başka bir iş oluyor o anda yani. Şimdi böyle bir zamanda Sohbet-i Nebevi'ye öyle bir iksirdir ki bir dakikada ona mazhar bir zat senelerle seyr-i sülüka mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insibağ, yani onun boyasıyla boyanmak ve inikas vardır. Yani doğrudan ondan sana akseden bir nur var. Malumdur ki inikas ve tebaiyetle o nur-u azam-ı nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı ve onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. İşte şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin Suyuti gibi uyanık iken çok defa Sohbet-i Nebevi'ye mazhar olan veliler. Celaleddin Suyuti Hazretleri. Efendimiz'e salatu vesselamla böyle rüyada değil, yaka zaten artık bir şekilde o asırları geriye giderek onunla, ondan ders almış. Fakat Sohbet-i Nebevi'ye mazhar olan veliler Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı yaka zaten görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti Nübüvvet Ahmet Aleyhisselatü Vesselam nuruyla, yani Nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise Vefat-ı Nebevi'den sonra Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeleri Velayet Ahmediye nuruyla sohbettir. Demek Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi Velayet-i Ahmediye cihetindedir. Nübüvvet itibariyle değil. Madem öyledir, nübüvvet derecesi velayet derecesinden ne kadar yüksek ise o iki sohbet de o derece tefavut etmek lazım gelir. Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksir-i nurani olduğu. İksir ne Ahmet abi? İksir. Böyle çok sırlı bir şey değil mi? O yani normal bir ilaç değil, yani %100 netice veriyor. Bambaşka bir sonuç veriyor. Her şeye devam ediyor değil mi? İksir-i nurani olduğu bununla anlaşılır ki bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek bir kasavet-i vahşaniyede bulunduğu halde gelip bir saat Sohbet-i Nebevi'ye müşerref olur. Daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahimaneyi kesbederdi. Hem cahil, vahşi bir adam bir gün Sohbet-i Nebevi'ye mazhar olur. Sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. Mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehber-i kemalat olurdu. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun abi. Şimdi bir demir var elimizde. Biraz paslı bir demir. Çok güçlü bir ateş. 2000 derece. Biz buna şekil vermek istiyoruz. Evet. O güçlü ateşe sokulduğu zaman yarım saat, bir saat içinde istediğimiz şekli verebilir. Bu peygamber ateşi. Peygamber ateşi hırı hırı yanıyor. Ama başka bir ateş var. Böyle sokuyorsun, yıllar alan, aylar alan, zaman alan şekil vermek için. O da diğer böyle evliyaların veya işte farklı dini liderlerin ateşinde yanan kişiler gibi de düşünebiliriz böyle, evet. Bir akla yakıştırmak adına. Evet, evet. Yani o iksir öyle tesir ediyor ki burada ifade edilen öyle sahabiler var ki sadece bir saat peygamberimizi görmüş. Evet. Bildiğin çölden gelmiş, develerini bağlamış, içeri girmiş. Mescid-i Nebevi'de bir saat sadece sohbeti dinlemiş yani, o kadar. Sonra bir daha da peygamberimizi görmemiş. Öyle sahabeler var. Siyer kitaplarında ayrıntılı anlatılıyor. Ve Hindistan'a gitmiş. Yani görüyor. Daha bir daha mesela ertesi gün, sonraki günler artık ne geliyor ne görüyor. Hindistan'a gidiyor. Burada dediği o bak. Bir gün Sohbet-i Nebevi'ye mazhar olur. Sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. Mütemeddin kavimlere. Muallim-i hakaik ve rehber-i kemalat olurdu. Ve hakikaten bugün mesela Hindistan, yani Pakistan'ın tamamı, Hindistan'ın yine önemli bir kısmı Müslüman olmasında o sahabenin, kimse o giden, onun rolü var. Veya Çin'e, veya Kafkaslara, veya Anadolu'ya, veya Kuzey Afrika'ya, her yere böyle. Bu nasıl bir şeydir?
Bu bir saatte. Bunu devam eden şeylerde daha ayrıntılı okuyacağız. İkinci sebep, 27 sözdeki iştihat bahsinde beyan ve ispat edildiği gibi sahabeler ekseriyeti mutlaka itibariyle kemalat-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler. Çünkü o zamanda o inkılab-ı azim İslami'de hayır ve hak, bütün güzelliğiyle şer ve batıl, bütün çirkinliğiyle görülmüş, maddeten hissedilmiş, şer ve hayır ortasında öyle bir ayrılık ve kizip ve sıdık, yani doğruyla yalan, iyi ile kötü arasında öyle bir mesafe açılmış ki küfür ve iman kadar, belki cehennem ve cennet kadar beyinleri araları uzaklaşmış. Kizip ve şer ve batılın dellalı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzap ve maskaraca kelimeleri olduğundan fıtraten hissiyat ulviye sahibi ve mali ahlaka meftun ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kizb ve şerre ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler. Sıdk ve hayır ve hakkın dellalı ve numunesi olan Habibullah'ın aleyhissalatü vesselam âlâ-i illîn-i kemaleteki makamına bakarak bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak muktezai seciyeleridir. Mesela nasıl ki bir zaman oluyor medeniyet-i beşeriye çarşısında ve hayat-ı içtimai insaniye dükkanında bazı şeylerin verdiği müthiş neticeler ve çirkin eserleri zehri katil gibi herkes onu satın almak değil, bütün kuvvetiyle ondan nefret edip kaçar. Ve bazı şeylerin ve manevi metaların verdikleri güzel neticeler ve kıymetdar eserler bir tiryak-ı nafi ve bir pırlanta gibi herkesin nazar rağbetini kendine celbeder. Yani bir şey var, çok çirkin ve zararlı. Herkes artık onu görüyor, kimse ona yaklaşmıyor. Bir şey de var, çok güzel. Herkes onun güzelliğini fark ediyor. Yani ikisi böyle çok net belli oluyor. Öyle de asr-ı saadette hayat-ı içtimai insaniyenin çarşısında kizb ve şer ve küfür gibi maddeler, şekavet ebediye gibi neticeleri ve Müseylime-i Kezzap gibi süfli maskaraları tevlid ettiğinden secaye-i aliye ve hubb-u maliye meftun olan sahabelerin zehri katilden kaçar gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri bedihidir. Bunu biz böyle kendi nefsimize, yaşadığımız dünyaya, içinde bulunduğumuz çevreye, ortama hemen uyarlayabiliriz aslında. Yani ama tam yapamayız da bir şey var şüpheli veya sıkıntılı. Ondan öyle bir şiddetle kaçarlarmış ki. İşte ben bu kadar kaçabiliyor muyum? Bu mesafede durabiliyor muyum? Bu ölçüyü hepimiz yapabiliriz. Bütün kuvvetiyle ve hissiyat ve letaifle onlara müşteri ve müştak olması zaruridir. Pardon, bir satır atlamışız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi nurani meyveler gösteren sıdk ve hakka ve imana en nafi bir tiryak, en kıymetli bir elmas gibi o fıtratları safiye ve seciyeleri samiye olan sahabeler bütün kuvvetleriyle ve hissiyat ve letaifleriyle onlara müşteri ve müştak olması zaruridir. Halbuki o zamandan sonra gitgide ve gele gele sıdk ve kizb ortasındaki mesafe azala azala omuz omuza geldi. Burada ne anladık? Yalanla doğru arasındaki mesafe böyle azalmış. Yan yana sonra geldi. Ne olmuş? Yan yana, omuz omuza geldi. Mesela omuz omuza geldi. Bir dükkanda ikisi beraber satılmaya başladı. Allah Allah. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Tam anlaşılmıyor böyle. Bu zamanı tarif ediyor. Çok mesele de. Sıdk ve kizb ortasındaki mesafe azala azala omuz omuza geldi. Bir dükkanda ikisi beraber satılmaya başladığı gibi ahlak-ı içtimaiye bozuldu. Propaganda ve siyaset yalana fazla revaç verdi. Yalanın müthiş çirkinliği gizlenip, öyle oluyor değil mi? Yalan hakikaten Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle de, çok ayetlerle de, çok hadislerle de sabit olan Cenab-ı Hakk'ın en çok sevmediği şey. Yalan. Ama böyle, öyle şeyler var ki fark edemiyorsun, bu yalan mı, doğru mu? Söyleyen de çok rahat söylüyor. Onu aktaran da çok rahat aktarıyor. İnanan da çok rahat inanıyor. Böyle bir durum var.
Evet. Propagandaya siyaset yalana fazla revaç verdi. Yalanın müthiş çirkinliği gizlenip doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başladığı zaman da kimin haddi var ki sahabenin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin. Geçen meseleyi bir derece temin edecek başıma gelmiş bir halimi beyan ediyorum. Şöyle ki, Ömer abi istersen şuraya gel. Sen o sonra da Ahmet abi. Şöyle gelsin. Geçen meseleyi bir derece tenvir edecek başıma gelmiş bir halimi beyan ediyorum şöyle ki. Bir zaman kalbime geldiğin için Muhyiddin Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar. Sonra namaz içinde Subhane Rabbiyel Ala derken şu kelimenin manası inkişaf etti. Tam manasıyla değil. Fakat bir parça hakikati göründü. Kalben dedim, keşke bir tek namazda bu kelime gibi muvaffak olsaydım. Keşke bir tek namazda bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyiydi. Allah Rabbiyel Ala secdede söylüyoruz değil mi? Evet. Bir sefer söylemiş. Nasıl olmuş abi o? Yani öyle bir mana olmuş ki artık o Subhane Rabbiyel Ala keşke diyor. Ne diyor? Bir tek namazı. Bir sene ibadetten daha iyiydi. Yani keşke bir tek namazı bu kelime gibi muvaffak olsaydım. Bir sene ibadetten daha iyiydi. Üstad bile ona bir sefer muvaffak olmuş. Evet. Öyle mi diyor yani? Evet. Yani tevazuyen söylüyor da yani. Evet, fazladır. O şeyin hakikatini yaşamış demek ki o hali. Nasıl bir hal yaşamış? Evet. Namazdan sonra anladım ki o hatıra ve o hal sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşattır. Evet, Kur'an-ı Hakim'in envarıyla hasır olan bu inkılab-ı azim-i içtimaide ezdat birbirinden çıkıp ayrılırken, bütün o zıtlar birbirinden çıkıp ayrılırken, şerler bütün tevabeyiyle, zulümatıyla ve teferruatıyla ve hayır ve kemalat bütün envarıyla ve netaiciyle karşı karşıya gelip bir vaziyette müheyyiç bir zamanda her zikir ve tesbih bütün manasının tabakatını turfanda ve taravetli ve taze ve genç bir surette ifade ettiği gibi o inkılab-ı azimin tarrakası altında olan insanların bütün hissiyatını, letaif-i maneviyesini uyandırmış. Hatta vehim ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar, uyanık ve müteyakkız bir surette o zikir, o tesbihlerdeki müteaddit manaları kendi zevklerine göre alır, emer. İşte şu hikmete binaen bütün hissiyatları uyanık ve letaifleri hüşyar olan sahabeler, envar-ı imaniye ve tesbihi cami olan kelimat-ı mübarekeyi dedikleri vakit kelimenin bütün manasıyla söyler ve bütün letaifiyle hisse alırlardı. Halbuki o infilak ve inkılaptan sonra gitgide letaif uykuya ve havas o hakaik noktasında gaflete düşüp o kelimat-ı mübareke meyveler gibi gitgide ülfet perdesiyle letafetini ve taravetini, tazeliğini kaybeder. Adeta satilik havasıyla kuruyor gibi az bir yaşlık kalıyor ki kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla ancak evvelki hali iade edilebilir. Kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla ancak evvelki hali iade edilebilir. İşte bundandır ki 40 dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama 40 günde hatta 40 senede başkası ancak yetişebilir. Evet, Ahmet abi buyurun.
Üçüncü sebep. 12. ve 24. ve 25. sözlerde ispat edildiği gibi nübüvvetin velayete nispeti güneşin aynı zatı ile aynelerde görülen güneşin misali gibidir. İşte daire-i nübüvvet daire-i velayetten ne kadar yüksek ise daire-i nübüvvetin hademeleri bu güneşin yıldızları olan sahabeler dahi daire-i velayetteki sülahaya o derece tefevvuku olmak lazım geliyor. Hatta velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkiyet ki sahabelerin velayetidir. Bir veli kazansa yine saf ve evvel olan sahabelerin makamına yetişmez. Şu üçüncü sebebin müteaddit vücuhundan üç vecihini beyan ederiz. Birinci vecih, içtihatta yani istinbat-ı ahkamda, Kur'an'dan hüküm çıkarmada, yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta sahabelere yetişilmez. Çünkü o zamandaki o büyük inkılab-ı ilahi, marziyat-ı Rabbaniye'yi ve ahkam-ı ilahiyi anlamak üzere dönerdi. Burası mühim. O zamandaki o büyük inkılab-ı ilahi, marziyat-ı Rabbaniye'yi ve ahkam-ı ilahiyi anlamak üzere dönerdi. Bütün ashan, zihinler, istinbat ahkama müteveccihti. Bütün kalpler Rabbimizin bizden istediği nedir diye merak ederdi. Ahval-i zaman bu hali işmam ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Muhaverat bu manaları tazammun ederek vuku buluyordu. İki sahabe-i kiram bir araya gelseler hemen yeni bir ayet var mı? Ondan sonra hep dini sohbet üzerine o mukalemeler, konuşmalar, sohbetler cereyan ediyor. Hatta yani hani nasıl alkol yasaklandı, evet, hepsi döktüler ya Medine sokaklarına. Evet. Mesela selam emri gelmiş. Selamı yayınız. Malum. Artık o kadar yani emre itaat ediyorlar ki mesela böyle iki sahabe gidiyor. Konuşa konuşa gidiyorlar yolda. Önlerine bir ağaç çıktı. Tam böyle birden çıktı. Biri buradan biri buradan. Burada bir daha birbirlerine selam veriyorlar. Yani zaten yolda yürüyorsunuz. Ama orada yine birbirine selam veriyor. Yani Efendimizin emri öyle. Onda büyük bir fazilet var. Onu öyle yapıyor ki bütün zerratıyla yaşıyor yani. Hatta sahabeler bir araya geldiğinde gelin hayretimizi artıralım derlermiş. Hmm. Ya, sanat-ı ilahi temaşa ederek. Evet. İşte bunun için her şey ve her hal ve muhavereler ve sohbetler ve hikayeler bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden sahabenin istidadını tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden içtihat ve istinbatta istidadı kibrit derecesinde nurlanmaya hazır olduğundan bir günde veya bir ayda kazandığı mertebeyi istinbat ve içtihadı bir günde veya bir ayda kazandığı mertebeyi istinbat ve içtihadı o sahabenin derece-i zekavetinde ve istidadında olan bir adam şu zamanda 10 senede belki 100 senede kazanmayacaktır. Allah Allah. Bir sahabe bir günde böyle bir manevi mertebeye bu zamanda 10 sene belki 100 senede yine kazanamaz. Çünkü şimdi saadet ebediye beden saadet-i dünyeviye medar-ı nazardır. Bütün sohbetler, konuşmalar hepsi dünyaya ait. Beşerin nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefi-i tabiye ve maddi akla körlük verdiğinden tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefi-i tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinden beşerin muhiti içtimaisi o şahsın zihnine ve istidadına içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi teşettüt veriyor, dağıtıyor. 27. sözün içtihat bahsinde Süfyan İbni Uyeyne ile onun zekaveti derecesinde birinin muvazenesinde ispat etmişiz ki Süfyan'ın
sahabe-i kiram bu. Süfyan'ın 10 senede kazandığını öteki 100 senede kazanamıyor. İkinci vecih, sahabelerin kurbiyet-i ilahiye noktasındaki makamlarına velayet ayıyla yetişilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bize akreptir ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretli olur. Yani Üstad bunu başka bir yerde bir misalle anlatıyor, güneş misaliyle. Güneş bize ne kadar yakın değil mi? Ensemize okşuyor, başımıza okşuyor, o kadar bize yakın. Ama biz güneşe ancak 150 milyon kilometre ötede ne kadar uzun mesafeler içinde seyahat etmek lazım ki ulaşalım. Demek Cenab-ı Hak bize akreptir ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi akrabiyetin inkişafıyladır ki nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sıra masardırlar. İkinci suret, bu diyetimiz noktasında kat meratip edip biri doğrudan dolayı Cenab-ı Hakk'ın o nurani esmasının tecellisiyle hasıl olan bir vaziyet. Diğeri de bizim uzaklığımız bu diyetimiz noktasında mertebeleri kat edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki ekser seyri süluk-u velayet ona göre ve seyri enfüsi ve seyri afaki bu suretle cereyan ediyor. İşte birinci suret sırf vehbidir. Kisbi değil. İncizaptır. Cezb-i rahmanidir. Ve mahbubiyettir. Yol kısadır fakat çok metin ve çok yüksektir. Ve çok halistir ve gölgesizdir. Diğeri kisbidir, uzundur, gölgelidir. Acayip harikaları çok ise de kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetişemez. Mesela nasıl ki dünkü güne bugün yetişmek için iki yol var. Dünkü güne bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi zamanın cereyanına tabi olmayarak bir kuvve-i kutsiye ile fevka zaman çıkıp zaman üstüne çıkıp fevka zaman bir daha okuyayım. Birincisi. Evet, biri doğrudan doğruya hakikatin cizabının ikincisi, evet, biri doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp tarikat berzahına girmeden atladın mı? Atladım. Evet. Bir üstten. Nasıl ki dünkü güne bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi zamanın cereyanına tabi olmayarak bir kuvve-i kutsiye ile fevka zaman çıkıp dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi bir sene kat-ı meratip edip bekleyip daha o sene gelsin dönüp dolaşıp düne gelmektir. Fakat yine düne elinde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de zahirden hakikate geçmek iki suretledir. Biri doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp tarikat berzahına girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. İkincisi çok meratipten seyri sülük suretiyle geçmektir. Ehli velayet çendan fenai nefse muvaffak olurlar. Nefsi öldürürler. Nefse emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin nefisleri tezkiye ve tahhir edildiğinden nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesire ile ubudiyetin envaına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade masardırlar. Fenai nefisten sonra ubudiyet evliya besatet peyda eder. Burası çok mühim ya. Risale-i Nur'un mesleği. Üstad demiş Risale-i Nur sahabe-i kiram mesleğinin hazaratının bir cilvesine masardır. Tesbih var mı orada? Tesbih. Şurada bir yerde olacak. Bir tane var. Ha, tamam. Bunu 99 tesbih kabul edersek. Üstad Hazretleri Van'da talebelerinden
esaretten geldikten sonra yine eski talebelerinden kalanlara ders vermeye başlıyor. Bunlar içerisinde Molla Resul diye ustadın yaşında, ustattan uzun sene ders almış alim bir zat var. İsmi Molla Resul. Bir gün diyor ustada, Seyda diyor, bak şimdiye kadar biz hiçbir tarikata girmedik, hiçbir şeyhin peşinden gitmedik. Eğer perişan olursak ahirette iki elimiz yakanda. Ustad da tebessüm ediyor, tesbihini çıkarıyor. Kardeşim diyor, tarikat diyor, tasavvuf, bunların her biri diyor manevi bir makamdır. Fakat diyor buradan buraya kadar bu makamları hepsini geçmek, buraya kadar gelmek ancak hassu havasa mahsustur. Yani milyonda bir kişiye ancak nasip olabilir. Diyor, ben diyor Cenab-ı Hakk'a yalvardım, azmi fakrimi ondan sonra istimdat ettim, yalvardım Kur'an-ı Hakim'den, ondan sonra şefaat istedim. Cenab-ı Hakk'a da diyor şuradan şuraya atlamak gibi kısa bir yol gösterdi diyor. İşte o sahabe-i kiram yolu. Yani aynı onu zahir içerisinde hakikate geçerek işte esmanın tecellisiyle asıl olan bir ondan sonra bir yol. Ve tesbihini atıyor, şöyle şey yapıyor. Resul, Molla Resul diyor, bu daireye sadakatle imzasını atan eğer perişan olursa sırtımın yükü olsun. Mahşerde sırtımın yükü olsun diye. Böyle bir anladığı hatıra arz ettim. Demek zahirden hakikate geçmek iki suretledir. Biri doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp tarikat berzahına girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. İkincisi çok meratipten seyri sülük suretiyle geçmektir. Yani o manevi mertebeleri işte gece ondan sonra sabahlara kadar nafile ibadet, işte inziva, işte ondan sonra az yemek, az uyumak, az konuşmak gibi tabii ki nefsin terbiyesiyle has olan bir kısım mertebeler var. Demek çok ikincisi çok mertebelerden seyri sülük suretiyle geçmektir. Ehl-i velayet çenden fenai nefse muvaffak olurlar, nefsi öldürürler, yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin nefisleri teskiye ve tahtir edildiğinden nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesire ile ubudiyetin envaına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fenai nefisten sonra, nefisi öldürdükten sonra ubudiyet evliya besatet tasitlik peyda eder. Ya yani melek gibi vaziyet alıyor o zaman. Bir tekamül, bir kemalat fazla olmuyor. Üçüncü meci, fazilet-i amal ve sevab-ı ef'al ve fazilet-i uhrevi cihetiyle sahabelere yetişilmez. Çünkü nasıl bir asker bazı şerait dahilinde mühim ve mahuf korkulu bir mevkide bir saat nöbette bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir. Ve bir dakikada bir kurşun yemekle, düşmanın attığı bir kurşunla en akal 40 günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkabilir, çıkıyor. Öyle de sahabelerin tesisi İslamiyet'te, sahabelerin İslamiyet'in o tesisinde ve neşr-i ahkam-ı Kur'aniye'de, Kur'an'ın hükümlerinin neşrinde hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya ilana harp etmeleri o kadar yüksektir ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hatta denilebilir ki bütün dakikaları o hizmet-i kutsiyede o şehit olan neferin dakikası gibidir. Bütün saatleri müthiş bir makamda bir saat nöbet tutan fedakar bir neferin nöbeti gibidir ki amel az, ücreti çok, kıymeti yüksektir. Evet, sahabeler madem İslamiyet'in tesisinde, Envar-ı Kur'aniye'nin neşinde saf-ı evvel teşkil ediyorlar. Es-sebeb-i kel-fail sırrınca, bu çok sır, bu mühim bir sır. Es-sebeb-i kel-fail sırrınca bütün ümmetin hasenatından onlara hisse çıkar. Bütün ümmetin işlediği bütün hayır ve hasenatlar onların defter-i amaline geçer. Ümmetin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi demesiyle
sahabelerin bütün ümmetinin hasılatından hissedarlıklarını gösteriyor. Hem nasıl ki bir ağacın kökündeki küçük bir meziyet, ağacın dallarında büyük bir suret alır, büyük bir daldan daha büyüktür. Hem nasıl ki mebde'de, yani başlangıçta küçük bir irtifa, bir ayrılma gittikçe bir yekün teşkil eder. Hem nasıl ki noktayı merkeziye yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik, daire-i muhitada, o geniş dairede bazen bir metre kadar ziyadeye mukabil gelir, geliyor. Aynen şu dört misal gibi sahabeler, İslamiyet'in şecere-i nuraniyesinin köklerinden, esaslarından oldukları, hem binayı İslamiyet'in hutut-u nuraniyesinin mebdeinde, hem cemaat-i İslamiye'nin imamlarından ve adetlerinin evvellerinde, hem şems-i nübüvvet ve sirac-ı hakikatin merkezine yakın olduklarından az amelleri çoktur. Küçük hizmetleri büyüktür. Onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım geliyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi kale ashabi kennücümü beyyihim ihtedeytum. Şu cemali Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve al ve ashabına rahmet eyle demiş. Halil abi şurada bir sayfa daha var. Şu sayfa. O sayfa şu ikinci sayfa ikinci vecihe kadar sıralı. İkinci sual. Bu baştan itibaren ikinci sayfaya devam edelim. Sual. Deniliyor ki sahabeler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüler. Sonra iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik. Öyleyse imanımız daha tabidir. Hem kuvveti imanımıza delalet eden rivayet var. Cevap. Sahabeler o zamanda efkâr-ı âmme-i âlem, hakaiki İslamiye'ye muarris ve muhalif iken, sahabeler yalnız sureti insaniyede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp bazen mucizesiz olarak öyle bir iman getirmişler ki bütün efkâr-ı âmme-i âlem onların imanlarını sarsmıyordu. Şüphe değil, bazısına vesvese de vermezdi. Sizler iseniz kendi imanınızı sahabelerin imanıyla muvazene ediyorsunuz. Bütün efkâr-ı âmme-i İslamiye imanınıza kuvvet ve senet olduğu halde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şecere-i tuğba-i nübüvvetinin çekirdeği olan beşeriyeti ve sureti cismaniyesini değil, belki umum envar İslamiye ve hakaiki Kur'aniye ile nurani muhteşem şahs-ı manevisini bin mucizat ile muhat olarak akıl gözüyle gördüğünüz halde bir Avrupa filozofunun sözüyle vesveseye ve şüpheye düşen imanınız nerede? Bütün alemi küfrün ve Nasara ve Yahud'un ve filozofların hücumlarına karşı sarsılmayan sahabelerin imanları nerede? Hem sahabelerin kuvvet-i imanlarını gösteren ve imanlarının tereşüatı olan şiddeti takvaları ve kemal-i salahatleri nerede? Ey müddeyi! Senin şiddeti zaafından feraizi tamamıyla senden göstermeyen sünik imanın nerede? Ama hadiste varit olan ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren daha ziyade makbuldür. Mealindeki rivayet hususi fazilete dairdir. Has bazı eşhas hakkındadır. Bahsimiz ise fazileti külliye ve ekseriyet itibariyledir. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alim hakim. Allahu la ilme illa ente.